Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Şimdi burada bir diğer olay bu. Saadet Partisi'nin CHP ile ilişkisi yeni değil. Yani biliyorsun zaten oradan seçim ittifakı da gerçekleştirdiler. Daha önceki seçimde de bakın daha önce seçim yenilendi biliyorsunuz. İlk seçimde seçim ittifakının gerçekleşmemiş olması bizim Saadet Partili arkadaşlar 10 milletvekili istediler CHP'den. Bu bir iki defa yazılıp çizildi ama sonra kimsenin işine yaramadığı için bu haber. Yani gerçek bazen kimse özellikle politikacıların işine yaramıyor. Ben o süreçte Ankara'daydım ve gün gün de takip ettim gelişmeleri. Cumhuriyet'te bir haber çıktı ve ben çok dar anlamda üstü kapalı olayı hikaye etmeye çalıştım. Sanıyorum bir kişi daha öyle değindi. Burada 10 milletvekiline CHP yaklaşmadı. Sonunda CHP tamam dediğinde ise yani son birkaç gün içerisinde tam detayları tam hatırlamıyorum. Erbakan'ın da Fatih Erbakan'ın da bu yapın içinde olmasını istediler. Yani buna ne Oğuzhan Asiltürk itiraz etti siyasi pragmatizmi, ne Fatih Erbakan itiraz etti, ne mevcut bugünkü Saadet yönetimi itiraz etmedi. Başlangıçta pazarlık seviyesini yüksek tuttular ama daha sonra CHP bunun kendileri için bir avantaja dönüşeceğini düşündü. Fakat Fatih Erbakan 3 milletvekili isteyince daha önce saadetçiler söz verdikleri kişiler de buna razı olmayınca listeyi CHP'ye vermekte geç kaldılar. Ve CHP bu ittifak gerçekleşmeden seçime gitti. Evet. Ya yani burada şunu söylemek İki istiyorum. İki isim girdi yani diye biliyoruz. Detayları yani o kişisel girişler ayrı. Yani burada siyasi bir ittifaka kendi gruplarından milletvekillerinin kabul edilmesi şartıyla herkes evet dedi. Demek ki bu iş bir ilkesel çatışma değil. Tamam. Ama AK Parti daha önceki seçimlerde yine AK Parti ile o ittifak görüşmeleri içerisinde 9 milletvekili istedi Saadet. Böyle de bir bilgiyi biliyoruz biz. AK Parti buna yaklaştı. İşte, tamamen pragmatik. Tamamen pragmatik. Yani ama CHP 2 milletvekilinde fit olundu. Öyle bir görüntü verildi yani. Yani böyle bir görüntü var. Yani başlangıçta CHP ona razı değildi. Sonuçta yani sayısal bir pazarlık söz konusu. Yani hani bugün ilkesel bir ayrılıktan söz ediliyor. Taraflar birbirlerini çok ağır bir şekilde suçluyorlar ya. Geçmişte pragmatik bir yaklaşımla bu sorunu kendi aralarında çözmüşlerdi. Ama bugün artık parti bir türlü sosyolojik anlamda bir büyümeye geçemiyor. O zaman var olan tabanla mecliste var olmak gerekiyor. Bunu da en fazla kim sağlar ve hangi platformda kendi seslerini daha etkili bir şekilde duyurabilirler? Yani bunu muhalefet kanadında mı seslerini yani parti olarak varlıklarını etkin bir şekilde ifade edebilirler yoksa iktidar kanadında mı? İktidarın buna ihtiyacı var. Bunların da meclise girmeye ihtiyacı var. Bu anlamda kendi aralarında bir görüş birliği sağlayamıyorlar. Ama bunu biraz ideolojik çatışmaya dönüştürdüler. Dolayısıyla yani bundan hiç kimse kazançlı çıkmayacak. Bu ittifak da kimseye fayda sağlamayacak. Onu da söyleyeyim. Abdurrahman Dilipak'ın 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Akit TV'de yayınlanan Derin Gerçekler programında Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile ilgili ifade ettiği sözler.
Türkiye'de derin gerçekler diye ifade edilen sözde çoğu bilgilerin, kişilerin kendi hayal dünyaları, vehimleri ve kulaklarına gelen temelsiz dedikodulardan ibaret olduğunu bir kez daha göstermiştir. Koltuğa yaslanıp her şeyi biliyormuş. Her konuya hakimmiş havalarında yaptığı konuşmada genel başkanımızla ilgili gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan ifadelerde bulunması, bundan sonra Sayın Dilipak'ın söylediği her söze şüpheyle bakmamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimler sırasında Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifak öncesi oluşan milletvekili pazarlıklarına Sayın Dilipak tarafından genel başkanımızın da dahil edilmeye çalışılması ve bu çaba sırasında sarf edilen ilke siyaseti yerine konjonktür gözetiliyor. Sözleri, iftiradan öte bizim için hakaret içeren sözlerdir. Abdurrahman Dilipak'a öncelikle hatırlatmak isteriz ki, 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Refah Partimiz henüz kurulmamıştı. Yine hatırlatmak isteriz ki, o dönem Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı ittifak pazarlıkları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan tarafından milli görüş ilkeleri çerçevesinde eleştirilmiş ve bu eleştiriler kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Hal böyleyken nasıl olur da Genel Başkanımız eleştirdiği bir sürecin parçası olmak için bir adım atmış olabilir veya bize gelen bir teklife milletvekili pazarlığı yaparak cevap verebilir? Abdurrahman Dilipak'ın ilkeler yalanmış. Asıl olan milletvekilliğiymiş, sözü ifade ettiğimiz gibi milli görüşe, yeniden Refah Partisi'ne ve Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'a yapılacak en büyük hakaretlerden bir tanesidir. Siyaseti 3 kişi milletvekili olsun diye yapıyor olsaydık Sayın Dilipak da iyi bilir ki, bu 3 milletvekilliğini hiç pazarlık yapmadan da rahatlıkla alabilecek siyasi ortamlar oluşturabilirdik. Bunun için parti kurmaya, 81 ilde 900 ilçede teşkilatlanmaya, bu kadar mücadele etmeye, zorluklarla boğuşmaya ihtiyacımız yoktu. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın milli görüş mücadelesini başlattığı 1969 yılından bu yana milli görüş camiasını yakından takip eden, zaman zaman bu camianın içerisinde yer alan Sayın Dilipak öyle görünüyor ki milli görüşün ufkunu tam olarak kavrayamamış. Nihai hedefi dünya siyonizminin bütün insanlığı ezen ve sömürgeleştiren düzenine karşı hak ve adaletin hakim olacağı, yeni bir dünyayı kurmak olan milli görüşün tek temsilcisi yeniden Refah Partisi'nin ve lideri Dr. Fatih Erbakan'ın milletvekilliği pazarlığı yapmayacağını, siyasi mücadelesini bu kadar sığ bir zemine taşımayacağını, ilkelerinden ve hedeflerinden vazgeçecek bir tutum ortaya koymayacağını anlayamamış, Sayın Dilipak yıllardır içerisinde bulunduğu basın camiasının ilkelerini de içselleştirememiş olsa gerek ki, kendisine ulaşan temelsiz dedikoduları araştırmak, genel başkanımıza veya partimiz yetkililerine ulaşarak gerçeği öğrenmek yerine, yalanı gerçekmiş gibi anlatmayı tercih etmiştir. Yıllardır ilkeden, ahlaktan, kul hakkından dem vuran yazılar yazan Sayın Dilipak'ın bir eksikliği de maalesef dile getirdiği bu ilkelerden uzak bir tutum sergilemesidir. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın vefatı sonrası 11 yıldır her türlü yalana, İftiraya, karalamaya, zorluklara ve sıkıntılara rağmen Erbakan hocamızdan devraldığı bayrağı, davayı ve mücadeleyi bir an olsun bırakmayan genel başkanımızın ve genel başkanımızla birlikte, bu mücadeleyi sürdüren on binlerce teşkilat mensubumuzun alenen hakkını ve hukukunu çiğnemiştir. Sayın Dilipak'ın, Fatih Erbakan 3 milletvekili istedi, yalanını ve iftirasını ifade ettiğimiz bu çerçeveler içerisinde reddediyoruz. Kendisini bu yalan ve iftiradan dolayı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'dan ve partimizden özür dilemeye davet ediyoruz. Milli görüşün ve yeniden Refah Partimizin hedeflerini, ideallerini, davasını, mücadelesini bir kez daha okumasını ve anlamaya çalışmasını tavsiye ediyoruz. Tek derdi makam, mevki, çıkar ve imtiyaz olan siyasi aktörlerin olduğu bu dünyada, sizin en hayırlınız, İnsanlara hizmet edeninizdir, ilkesinin ve Allah rızası için, siyaset yapma anlayışının, yeniden Refah Partisi'nin bütün kadrolarında hakim olduğunu hatırlatıyor. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz.